Tabii Şimdi yani. size bir görüntü daha göstereceğim. Daha doğrusu fotoğraflardan oluşan bir görüntü bu. Şimdi şöyle, annesi bize kendi rızasıyla verdi. İşte Instagram şifresi vesaire. Orada bazı görüntüler varsa belki işte biz bir araştırma yapalım dedik. O görüntülerden ulaşabileceğimiz ya da işte öncesinde Berkan'ın bazı görüntüleri kadere gönderilmişse eğer, annesi kızının bütün şifrelerinin olduğu şeyi bize gönderdi. Bir kağıdı bize gönderdi. Bakın Ben de sonra neler şifresini. neler oldu neler. Gelsin ekranlarınıza, olacak gibi değil. İnanamayacaksınız ama yani daha önce bunları yapan Berkan bunu da yapmış olabilir yani. Şimdi bakın ekranlara gelsin. Kadir'in Instagram şifresi değiştirilmiş. Kadir'in şimdi 8 Ekim'de senin kızın, Allah rahmet eylesin, Amin Allah. cumartesi günü saat 23.30'da hayatını kaybediyor. AVM'de saat işte 6 gibi falan atlıyor. Gece saat 11.30'da can veriyor. 9 Ekim'de bir gün sonra saat 18.50'de Instagram şifresi değiştiriliyor. Bak. Bir gün sonra. Sonra Gmail şifresi de 26 Ekim'de. Biz bu yayınları yaparken herkesin bir mail adresi şifresi vardır ya. Kızın 9 Ekim'de saat 6.30'da değiştiriliyor. Sabah 6.30'da. 18.30'da, 18. 18.30'da, akşam 18.30'da Gmail şifresi değiştiriliyor. Gmail'in şifresi. Gmail'de belki görüntüler mi silindi, mesajlaşmalar Tabii. mı silindi ya da işte bazı işte banka şeyleri, fişler falan mı gönderildi, banka fişleri falan mı gönderildi? Orada bir temizlik yapılmış. Saat 26 Ekim'de saat 18.30'da şifresi değiştiriliyor senin kızının mail adresinin. Bunu sence kim yapmıştır? Berkan'dan başka kimse yapmamış. Yani apaçık Berkan, sen kendini ifşa ediyorsun zaten. Burada görünüyor nasıl dolandırıcı olduğunu, nasıl katil olduğunu gösteriyorsun kendini zaten. Neyin peşindesin Berkan? Neyin peşindesin? Niye saklanıyorsun halen? Çık ortaya, gel de ki ben katilim, vicdanın rahat olsun. Mail adreslerinin şifresi değiştiriliyor. Sosyal medya hesaplarının şifresi değiştiriliyor. Neden yani? Eğer bunu Berkan İnternet yaptıysa, bankacılığına giriliyor, para çekmeye çalışıyor. ama bunu Berkan yaptıysa, Berkan bunu sen yaptıysan, yani bilemiyorum. O ispatlanır dediğim hanım çok basit. Her e-mail numarasından, IP adresinden bu çıkar yani. Yani hatta hangi telefondan girildiği de tespit edilir. Bilişim suçları tarafından. Aynen. Yani hiçbir şekilde o izler silinmez Asla. Berkan. Sen yaptıysan o izleri silemezsin. Bu da suç değil mi ya? Tabii ki suç. Ya birinin rızası Bilişim olmadan, sistemlerini kullanmak annesinin tabii ki. rızası olmadan, annesi onun bütün her şeyi şu anda. Ben şifresini bilmiyordum. Yeni yeni cüzdanından işte polisten aldıktan sonra arkadaşlarıyla, benim cesaretim yoktu çantasına bile bakmaya. Ya polis de bu şifreyi değiştirmeyeceğine göre değiştirir mi? Hayır. Yani polis Öyle bu şif gördüm. Ya polis bu şifreyi değiştirmediğine göre sosyal medya aileye hesabı. Sorar. Nasıl? Öncelikle aileye sorar. Evet. Yani. Yani bak, bir gün sonra hemen 18.50'de Instagram'ının sosyal medya hesabının şifresi değiştiriliyor. Kim bilir oradaki hangi yazışmalar, neler silindi bilmiyoruz. Ama onlar ne kadar Instagram'dan geri getirilemiyor galiba. Bilmiyorum getirilir mi? Ama şeydekiler, mail adresindeki yazışmalar hepsi, Berkan sen yaptıysan hepsi geri getirilir. Sen mi yaptın ya? Şu Berkan'a bir sorsanıza. Böyle bir şey niye yapıyor eğer Berkan'sa yani? Neyin Hangi amaçla peşindesin? yapıyor? Ne vardı acaba Neyin orada? peşindesin? Ne vardı orada sildin? Ne Evet. vardı? Kız öldükten sonra 5 gün sonra para çekmeye çalışıyorsun. Neyin peşindesin? Neyin peşinde? Gözün doysun ya. Toprak gözünü doyursun ya. Neyin peşindesin ya? Berkan, o zaman orada bir şeyler mi sildi Berkan'sa Muhtemelen eğer? vardır dedim hanım. Yani niye değiştirsin ki Yasaklı şifreyi? madde kullanmak için mi bu paraları çekiyorsun? Bu tabii henüz hala kullandığını biliyor musunuz? Bu önemli bir iddia. Yani bu belli ki neyin peşindedir o zaman? Dayısı Belli ki görmüş. bunu kullanıyor ki. Arabasından görmüşler zaten.
Ama son dönemde kader böyle bir şey tanıklık etti mi acaba, yasaklı madde kullanırken? Kader falan. Her şeyi benden saklıyordu. Anneciğim diyordu, sen zaten hayatın çilesini çekmişsin. Bir de ben sana çektirmeyeyim diyordu. Yarın öbür gün diyordu biz Berkan'la iyi olacağız, siz kötü olacaksınız. Damat kaynana kötü olacaksın. O yüzden benden saklıyordu, söylemiyordu, üzmüyordu beni. Zaten bu yeni çıktı. Bizim ekibimizin ortaya çıkardığı bir şey. Yani mail adresinin şifresini 26 Ekim'de saat 18.30'da değiştiriyor. Sosyal medya hesabını da kader öldükten bir gün sonra değiştiriliyor. Saat 18.50'de. Bu da ciddi bir suç. Avukatınız bununla ilgili, çok da iyi bir avukatla çalıştığınızı biliyorum. Avukatınız bununla ilgili Tahsin Bey, gerekli zannediyorum herhalde başvurularda tabii bulunacaktır. Yani bundan kaçamazsın. Yani ölümüne sebep verdi mi vermedi mi, bunlar daha sonra da soruşturulacak. Ama bunlardan ondan yani... Bu da ayrıca bir suç aslında. Ayrıca bir yani suç. Dolandırıcılık suçu kapsamında da incelenebilir. Öyle mi dolandırıcılık? Tabii bilişim sistemlerini kullanmak tabii suretiyle banka hesaplarına girmek o suç kapsamında da değerlendirilir. Zaten avukatı şu anda, Gülnaz Hanım'ın avukatı şu anda çalışıyor, gözün aydın. Biz bütün bilgileri, belgeleri ortaya dökmeye çalışacağız. Artık bundan sonra inşallah savcılarımız emniyet gerekeni yapacak ama bunun da bir an önce harekete geçirmesi lazım. Yani bir insan, birinin sosyal medya hesabına neden girer eğer Berkan'sa? Zaten şöyle, hangi cep telefonundan girildiği de tespit edilebiliyor e-mail numarasından. O cep telefonu, hatta biz o cep telefonunun markasını da biliyoruz da şu anda açıklayamıyoruz ama bütün bu bilgileri emniyette paylaşacağız. Özel hangi... hayatın gizliliğini ihlal o suçta. Evet, aynen, onu da paylaşacağız. Yani bir karşılığı savcılar, olmalı. Yani bir cep telefonundan girilmiş, onu söyleyeyim yani. Yani ben... bu kader kızımızın ölümünün bir karşılığı olmalı Didem Hanım. Evet. Ayşe de olmalı, Arzu da, neyse işte o. Berkan da bunun evet cezasını çekmeliler, böyle elini kolunu sallayarak yani gezemezler. İnşallah ya. Türk Ceza Kanunu'nda tam karşılığına evet, gelen inşallah bir suç bulunabilir. Şey inşallah, inşallah bir an önce eğer o şeyler, bunlar eğer Berkan yaptıysa bir an önce hesabını vermeli. Kızının ölümünde de sebebiyet olduğu da net bir şekilde ortaya çıkarsa inşallah. Yani adalet önünde birileri hesap vermesi gerekiyor ki sevgili Gülnaz'ın biraz şöyle kalbi şöyle biraz rahatlasın. Biraz o kalbi biraz. Yani savcı Bey'e söyledim, onun Instagram şeyini kapatmış. Eğer öyle bir şey olsaydı savcı Bey bana söylerdi, biz kapatmışız. Niye kapatsın ya şu yani, an? Niye kapatsın? Bir de Arzu diyor ya, ben bir ay önce öğrendim. Ya milyonlarca insan benim kızımın şeyi videosu paylaşılmış ya, evet, nişan videosu. Milyonlarca insan tarafından izlenmişti. Bu Arzu gizli hayranıysa nasıl görmez? Canım Arzu yalan da ya. Yani Arzu özür dilerim. Bunlar... Ben bir şeyleri ortaya çıkardım, günah keçisi oldum diyorsun ama yani senin de günahın var, kusura bakma yani. İyi niyetli görmüyoruz yalan biz senin yaptığın tavrı. Sen Şubat ayından beri bu ilişkiyi biliyorsun. Sonra birden şey geliyor yani, rahatsız oluyorsun çünkü kaderle dalga geçmeye başlıyorlar. Zaten o sırada zaten kaderle beraber suçun alasını yani bana göre yani duygusal anlamda çok ağır bir suç işliyor yani. Onu söylemeseydik. TCK'da karşılığı olmayabilir ama vicdanen, benim vicdanımda rahatsız i̇şte bir şey olsa yani. Didem Hanım, olmalı yani. Evet ya, o kız onu söylemeseydi kader bugün yaşıyordu. Bence öyle ya. Bence ya o telefon gelmeyene kadar cıvıl cıvıldı. O paraları kader çekmelerinin, o kişisel hesaplarına girmesinin. Eğer Berkan'sa hesabını vermesi yani lazım. Suç olarak karşılığı olmalı ve evet, o şekilde cezalandırılmalı. Peki elimizden geleni yapacağız. Başka belgeler de var. Onları da açıklayacağız ama şimdi Mersin Silivri...